Merhaba arkadaşlar. Bugün sıkça sorulan soruları cevaplamak istiyoruz rezüm tedavisi hakkında. İlk sorulan soru rezüm tedavisinin ne olduğu. Rezüm tedavisi iyi huylu prostat büyümesi hastalığında kullandığımız ameliyat seçeneklerinden biri ve en yenisi. Bu neden değişik değişik ameliyat teknikleri çıkıyor? Çünkü iyi huylu prostat büyümesinde kullanılan ameliyatların hep yan etkileri var ve zor ameliyatlar. Hasta belli bir yaşın üstündeyse çeşitli ameliyat risk faktörleri varsa yapmak zor. Belli bir yaşın altındaysa, gençse cinsellik üzerinde bazı yanıtlar olacağı için yapmayı tercih etmiyoruz. Bu yüzden bu konuda bazı gelişmelere ihtiyaç duyuluyor. Rezüm cihazı da bu nedenle geliştirilmiş bir cihaz. Yan etkileri minimalize etmek, her yaşta uygulanabilir olmak amacıyla yapılmış. Cihazın yaptığı şey prostata anatomisini bozmadan, prostata bir bıçak değmesi olmadan içine çok yüksek ısıda su buharı vermek ve böylece prostatı içten söndürmeyi amaçlamak ve de böylece idrar kanalının genişlemesini daha rahat idrar yapmayı amaçlamak. Cihaz ince olduğundan herhangi bir zarar vermeden çok rahatlıkla su buharını ilerletebiliyoruz. Ve anatomiyi bozmadığımız için de erkeklerin özellikle çok çekindiği retrograd ejektasyon dediğimiz meninin geri kaçma, mesaneye kaçma ihtimalini ortadan kaldırmak en çok amaçladığı şey. İkinci bir hedef kitlesi belli yaşın üstündeki yaşlı hastalar. Bunlara normal ameliyatları yapmak çok zor ama rezüm ameliyatı genellikle ortalama 6 dakika kadar sürdüğü için yapmak kolay. Ne kadar oldu başlayalı bu ameliyat? Şu anda son kontrolleri tekrar yaptım. 2014'te ilk yayın gelmiş bu konuda. Yani 10 sene önce. 2015'te daha sayılar artmış ve şu anda 198 tane yayın mevcut. Rezümün başarısını anlatan. Yayınlarda genel olarak başarılı olduğunu görüyoruz rezüm prosedürünün. Önemli olan ilk çıktığı zamanlar sadece 80 gram altı prostatlarda Amerika'da onay almıştı. Ama çalışmalar çok daha yüksek prostatlarda da rezümün etkili olduğunu göstermekte bize. Rezüm cihazı nasıl çalışıyor? Rezümde kullandığımız aplikatör cihaz bu. Bu cihazın içinde böyle hortumlar vasıtasıyla sıcak su buharı geliyor ve cihazın ucundan prostat dokusunun içine vermemizi yarayan bir iğne var. İğne burada belki görülüyor. Şöyle daha yakından olsun diye cihazı söktüm. Ondan sonra şurada cihazın içeri giren kısmı. Bu giren kısmının kalınlığı çok önemli. Hastaya zarar vermeden her türlü üretradaki darlığı geçebilen bir kalınlık. Ve de içeri giren iğne burada. İçeriye girdikten sonra buradaki resimde de bir göstermeye çalışalım. Cihazımızı ilerletiyoruz. Mesaneye kadar ilerliyoruz. Sonra mesane boyuna verirsek şu boşluklara kaçar. O yüzden 1 santim geri çekiyoruz ve burada ateşleme yaptığımız zaman iğne buraya gidiyor. Sonra iğnenin ucunda şu ufak delikler var. Yine bir başka düğmeye bastığımız zaman içinden sıcak su buharı çıkıyor. Neden buhar? Buharın özelliği dokulara çok güzel yayılabiliyor. Eskiden lazer kullanılıyordu. Lazer sadece çıktığı yere etki ediyordu. Şimdi bu tabi bahsettiğim Horeb lazer değil, daha eski bir lazer, tunar lazerler. Şimdi çok daha geniş bir alana etki ediyor. Hatta benim ultrason kontrollerimde görüyorum, bir yerden verince hemen hemen tüm prostata etkisi oluyor. Sonrasında 9 saniye boyunca bu buhar gidiyor ve de buharın 103 derecede olması önemli. 100 dereceye gelip su haline dönerken çok büyük miktarda ısı açığa çıkartıyor ve o ısı, o enerji prostatı iyileştiriyor. Daha sonra 1 santim geri çekeceğiz. Buraya da vereceğiz. Varsa bir santim daha buraya da vereceğiz. Döndüreceğiz aletimizi. Yine mesane boyuna geldikten sonra bir santim geri buraya verilecek. Buraya verilecek. Buraya verilecek. 3-6 atış yapılır. Genelde ortalama 5 ila 8 atış arasında yaparak işlemimizi tamamlıyoruz. Burada yapılan şey de içeriye iğne vasıtasıyla kaynar su buharı verilmesi. 103 derecedeki buhar içeride dokuların arasında yayılıyor. Ve prostatın anatomisini değiştirmeden, şeklini değiştirmeden, işte amiyane tabirle bıçak vurmadan prostata, içten prostatın küçülmesini ve orijinal haline, eski haline, büyümemiş haline dönmesini amaçlıyor.
Her zaman tamamen dönebilir, dönmeyebilir. Her zaman tamamen orijinal haline dönmese de meydana gelen küçülme sayesinde idrar kanalı açılıyor ve hasta rahat idrar yapar hale geliyor. Yine bize sık sorulan sorulardan bir tanesi, kaç gram prostatlara uygulanabilir? Tabii yeniden tekrar etmek gerekirse öncelikle bunun bir iyi huylu prostat büyümesi olması lazım. Prostat kanserinin tedavisinde rezüm uygulanmaz. Yine prostat iltihabının tedavisinde de rezüm uygulamasını tavsiye etmiyoruz. Çünkü benim kendi kişisel gözlemlerim, rezümde verilen ısı buharı prostat iltihabının yerleştiği kabuk bölgesine, periferik zona değil, prostatın iç transisyonel zon dediğimiz içteki büyüyen kısmına gidiyor. O yüzden ben prostat iltihabı için tedavisini önermiyorum açıkçası. İyi huylu prostat büyümesini uyguluyoruz. Kaç gram prostat uyguluyoruz? Tüm prostat ağırlıklarında uygulanabilir. Çünkü amaç prostatı olduğu halden daha küçük hale getirmek ve içindeki prostatın içindeki idrar kanalını açmak. Tüm prostat hacimlerinde uygulanabilir ama cihaz ilk onayını Amerika'da alırken 80 gram altı prostatlar çalışmaya dahil edildi. Bunlarla alındı. Daha sonra şu anda 198 tane çalışma var ve çalışmaların büyük çoğunluğunda daha büyük prostatlarda etkili mi diye bakıldı ve etkisinin küçük prostatla büyük prostatın aynı olduğu görüldü. Yine benim kişisel tecrübem daha büyük prostatlarda aslında hastadaki rahatlama, en ufak rahatlama bile onları öyle rahatlatıyor ki daha büyük prostat olan hastalar çok daha fazla fayda gördüklerini söylüyorlar. Peki bizim uygulamadığımız bir prostat hacmi var mı? Yine kişisel tecrübelerim, bu yazılarda çok fazla belirtilmiyor. Daha küçük prostatlarda kullandığımız gücün etkisinin kontrolsüz olabileceğini düşünüyorum. Yani 20 gram bir prostat ve idrarımı yapamıyorum diyen bir hastada daha çok mesane boyunun yüksekliğini düşünmek lazım. Yine 40 gram altı prostatlarda mesane boyunun yüksekliğini düşünmek lazım. Burada mesane boyununa verme konusunda çok tecrübemiz yok. Bence hastanın prostatı eğer 40 gramın altındaysa ve idrar yapması çok bozuksa burada mutlaka bir sistoskopi yaparak yan loblarda büyüme var mı, orta lobda büyüme var mı yoksa sadece bir mesane boyunu yüksekliği mi var bakmak lazım. Çünkü su buharı ancak büyümüş prostat dokusuna etkili olacaktır. Bunu anlamanın yolu da sistoskopi yapmaktır. Özetle üst limitimiz yok ama bizim şu ana kadar 140 grama kadar tecrübemiz var. Daha büyük prostatta da yapılabilir ama hastaya başarı oranının biraz daha düşük olabileceği baştan anlatılmalı. Yine de 140 grama kadar gayet başarılı tecrübelerimiz var. Dünya literatüründe 140-150 gramlara kadar başarılı sonuçlar yayınlanmıştır bunlarda durumda. 40 gram altı prostatlarda ise tedbirli olunmalı, dikkatli olunmalı. Öncelikle bir sistoskopi yapılarak, prostatın şekli görülerek ancak öyle rezüm tedavisi yapılmalı diye düşünüyorum. Şu anki tecrübemle şu an için. Yine çok sorulan bir soru, prostatta rezüm tedavisinin yan etkileri nelerdir? Açıkçası cihazın geliştirilmesinin sebebi prostatla ilgili yan etkileri ortadan kaldırmak ve başarı oranını arttırmak. Ama baktığımız zaman cihaz aslında klasik yöntemlere göre daha yüksek başarıdan öte daha az yan etkiyi hedefliyor. Yani prostatı zaten biz eski yöntemlerle o kadar çok açıyorduk ki hastanın işeme kalitesi, işeme gücü çok artıyordu. Ama bunun dışında yan etkiler meydana geliyordu. Biraz daha az açalım desek bu sefer kanalda birbirine yapışmalar meydana gelip hiçbir işe yaramaz hale geliyordu. Yani ya hep ya hiç gibi bir seçim yapmak zorundaydık. Ve orada da tamamen prostat açıldığı zaman hem ameliyat süresi uzuyor, ameliyat zorlaşıyor, komplikasyon riskleri artıyor. Çevreden geçen ereksiyonla ilgili sinirlere hasar ulaşabiliyor. İdrar tıpasında, sfinkter dediğimiz idrar tıpasında hasar oluşabiliyor. Ve en sonunda her şey dört dörtlük başarılı olsa bile çoğu hastada meni artık dışarıya değil mesaneye akıyordu. Şimdi bu yan etkileri ortadan kaldırmak için rezüm geliştirildi. Rezümde yan etki neredeyse yok diyebiliriz. Ama hala retrograd ejekülasyon, meninin geri kaçması literatürde %5 bildiriliyor. Bizim kendi serimizde %10 kadar oldu. Uygulama tekniklerinde bazı değişikliklerle ben bunun yine de %5'e indirilebileceğini düşünüyorum. Ama yine de %5 bir olasılıkla bunun olabileceği düşünülmeli. Olursa da kabullenilmeli. Onun dışında ereksiyonla ilgili bir bozukluk asla beklemiyoruz. Tur sendromu gibi ameliyatın uzamasına bağlı bozukluk beklemiyoruz. Prostatın kapsülünün yırtılması, perforasyonu, vücuda su emilmesi gibi bir yan etki ortaya çıkmaz. İdrar tıpasının zarar görmesi
hemen hemen imkansız. O yüzden inkontinans, idrar kaçırma beklemiyoruz. Yani yan etki profili çok çok düşük. Sadece retrograd ejekülasyonu %70-80'lerden %5-10'lara indirdiğini ama tam yok edemediğini kabul etmek lazım. Onun dışında en önemli avantajı çok kısa sürede uygulanıyor olabilmesi, çok kolay uygulanıyor olabilmesi ve tüm üroloji doktorları tarafından çok kısa bir öğrenme eğrisiyle başarıyla uygulanma şansının olması, bunlar da yöntemin seçilmesindeki avantajlar olarak gözükmekte. Yine sık aldığımız sorulardan bir tanesi, rezümün avantajları ne, dezavantajları ne? Dezavantajlar kısa olduğu için hemen onunla başlamak gerekirse, mevcut en önemli dezavantaj, prostat içerisinde meydana getirilen açıklık bizim normal, klasik, konvansiyonel ameliyatlarda meydana getirdiğimiz açıklığa göre daha küçük. Sadece prostatın bir miktar küçülmesini, %30 kadar hacim kaybetmesini ve idrar kanalının genişlemesini hedefliyoruz. Halbuki bizim konvansiyonel yöntemlerde diyelim ki 90 gram bir prostatı 20 grama indirmeyi hedefleriz. O zaman da çok geniş bir üretral açıklık, prostat içinde açıklık meydana gelir. Rezümde bu olmuyor. Bunun olmaması neye sebep olabilir? Bir kere ultrasonla bakan bir doktor sadece %30 küçülme görecektir. Yani 90 gram prostata olan bir kişi rezüm ameliyatı olduktan sonra ultrason yaptırdığında yine 60 gram prostat dokusu görecek ve raporunda büyümüş prostat yazabilecektir. Bu bir dezavantaj mı? Hastanın işeme sorunu olmadıkça dezavantaj olarak kabul edilmeyebilir ama böyle bir şey var. İkincisi, yolların tam açılmaması acaba bir süre sonra yeniden tıkanmasına sebep olabilecek mi? Elimizde 10 senelik sonuçlar var. 10 senelik sonuçlara göre sadece %5 hastada 5 sene içerisinde yeniden bir müdahale gerekiyor. Yani 10 senedir rezüm var. Buradaki çalışmalar da gösteriyor ki 5 sene beklendiğinde %5 hastaya yeniden bir işlem gerekmiş, %95 gerekmemiş. Yani %95 başarısı var diyebiliriz. Bunu biraz daha düşürürsek %90 civarında bir başarısı olduğunu görüyoruz. Dezavantajları böylece yok denecek kadar az. Avantajları neler? Niye böyle bir yöntem ortaya çıktı? Neden eski yöntemler beğenilmedi, geliştirilmeye çalışıldı? En önemli avantajı çok kısa sürede uygulanması. Yani 6 dakikalık bir sürede erkek hayatının en önemli problemlerinden biri olan prostattan kurtulabilmek çok büyük avantaj. Kısa olması güzel. İkincisi avantajı tüm doktorların aynı kalitede uygulayabilme şansı. İşlem basit olduğu için klasik cerrahi yapan bir üroloji doktoru çok kısa bir öğrenme eğrisiyle bir iki vakada rezüm ameliyatının yapılma tekniğini en iyi şekilde öğreniyor ve başarılı bir şekilde uyguluyor. Ama konvansiyonel yöntemler, diğer yöntemler çok uzun bir öğrenme eğrisi var ve her doktorun aynı performansla uygulaması söz konusu olmuyor. Bir başka avantajı yan etkilerdeki azlık. Bunlardan en önemlisi idrar kaçırma. İdrar kaçırma yan etkisi diğer ameliyatlarda hep belli oranlarda görülebilirken rezüm sonrası görülmez. Yine cinsel fonksiyonlarda ereksiyon bozukluğu olması diğer ameliyatlarda belli oranlarda varken rezüm sonrası olmuyor. Bir tek burada retrograd ejekülasyonda çok çok başarılı bir azalma var. Yani %80'ler civarında retrograd ejekülasyon olurken normal ameliyatlarla rezüm ameliyatı sonrası bu %5'lere inmiş durumda. Bizim serimizde şu anda %10 aslında ama onda da bazı teknik farklılıklarla %5'e indireceğimizi son vakalarda görmüş durumdayız. Avantajları rezümün bu şekilde sayabiliriz. Dezavantajlara önemli bir ek yapmak gerekirse maliyet diyebiliriz. Cihaz yeni geliştirildiği için ve her vakada ayrı bir aplikatör kullanmak zorunda olduğumuz için yani hastanın içine su buharının aktarılacağı tabanca benzeri bir cisim maliyeti tüm operasyonlar arasında en yüksek olanı. Bu maliyeti düşürmek için de hem firma tarafından hem bizler tarafından çalışmalar devam ediyor. Biz kişisel olarak böyle bir ameliyatı, yeni bir ameliyatı ülkemizdeki en üst düzey A plus hastanelerden birinde yapmaya başladık. Ama yaptıkça gördük ki bu üst düzey hastanenin maliyeti çok gerekli değil. Diğer ameliyatlara göre basit bir ameliyat. O yüzden hastanenin önce B hastaneye, şimdi hatta tıp merkez seviyesinde yapabildiğimiz hastane gruplarına kadar düşürebildik. Böyle olunca maliyet gerçekten anlamlı bir şekilde düşmüş oldu.
Yine yurt dışında Amerika'da ofis bazlı yani muayenehanede bu işin yapılabilmesi mümkün. Hiç anestezi verilmeden sadece bir sakinleştiriciyle ve lokal anestezi teknikleri var. Prostatın etrafı tamamen uyuşturuluyor ve ağrısız bir şekilde rezümün yapıldığını söylüyor Amerikalılar. Ama ben en altından tıp merkezi seviyesinde bu işin kalmasını, hastanın bir gece yatmasını, hastanede doktor gözetiminde olmasını şimdilik tercih ediyorum. Yine bize sık sorulan sorulardan bir tanesi, rezümün hazırlıkları nasıl, öncesinde neler yapacağız, sonrasında neler olacak? Şimdi prostat ameliyatlarının hepsi için geçerli, rezüm için de geçerli. Bir kere iyi huylu prostat ameliyatı yapılmadan önce burada bir prostat kanseri olmadığının bilinmesi lazım. O yüzden her hastanın PSA değerinin ve bir urinal ultrasonunun olması lazım. Bu PSA değerine bakıp doktoru da iyi huylu prostat hastalığı olduğunu hastaya söylemiş olması lazım. Bunun dışında laboratuvar tetkiklerinden idrar tahlili ve idrar kültür gibi idrarda aktif bir enfeksiyon varsa o sırada bir müdahale yapmak yanlış. Bazen devam eden kronik enfeksiyonlar vardır. Antibiyotik baskısı altında yapılabilir. Ama bir idrar tahlili kültürü olması ve bunlar varsa bir iltihap varsa düzeltilmesi gerekir. Bunun dışında aspirin kullanımı. Şimdi rezüm gibi kolay ve non-invaziv ameliyatlar hep aspirin kullanımını kesmeden bu işi yapalım amacıyla geliştirilmeye çalışılıyor. Ama böyle bir risk almaya gerek yok. Genellikle biz bir hafta öncesinden aspirin kullanımını kesmek istiyoruz, aspirin ve kan sulandırıcılar. Bunlarda da şu önemli, eğer hasta kan sulandırıcıyı koruyucu bir önlem olarak kullanıyorsa, çok önemli bir sebebi yoksa direkt kesebiliriz. Ama eğer hastada bir ilaçlı stent varlığı ya da kalp kapakçığı varlığı gibi kan sulandırıcının kesilemeyeceği bir durum varsa mutlaka kan sulandırıcısı oral olan, ağızdan alınan kesilmesi ama parenteral uygulanan yani cilt altına uygulanan kan sulandırıcıya geçmek gerekiyor. Bunun için de hastanın kardiyoloji doktoruyla, kalp doktoruyla ya da dahiliye doktoruyla bir ön görüşme yapması önemli. Genel olarak söyleyebileceğim, ileri yaşta olan ki bunu 60 yaş üstü olarak kabul edebiliriz, her hastanın bir kardiyoloji ve dahiliye gibi genel sağlık durumunun iyi olduğunu garantiye alacak branşlar tarafından görülmesi ve sağlıklı bir şekilde bize başvurması, rezüm ameliyatında ortaya çıkabilecek yan etkileri de bertaraf etmek için önemli. Bunlar günlük hayatta da karşımıza çıkabilecek şeyler. Rezüm ameliyatı çok ekstra bir yük getirmiyor ama yine de bir ameliyattır, bir anestezi altında yapılan bir şeydir. O yüzden kardiyolojik olarak hastanın hazır olmasını isteriz. Bunlar dışında önemli bir eksikliğimiz hastalara onan formu verme şeklinde. Bu hastanın rızasını yani ameliyatın her türlü yan etkisini bildiğini, bu ameliyatı bilerek seçtiğini gösteren, yan etkileri anlatan formlarımız var. Ama genelde uygulamada bunlar ameliyat öncesinde doktor tarafından da verilmesi zorunlu tutulduğu için hastayı görmeye geldiğimiz ameliyattan önceki 15 dakikalık süre içerisinde hastaya hemen verilip bir oku imzala deniyor ve hasta da hızlıca imzalıyor. Halbuki bunu benim kendi hastalarımdan ricam, biz eğer vermemişsek kendilerine bizlere hatırlatmaları ve ameliyat görüşmesi yaptığımız zaman, ameliyata karar verdiğimiz zaman onan formlarını almaları, hatta biz onları muayenede oturup okuyun, anlayın, öyle gidin diyoruz. Bu şekilde onan formunun da mutlaka ameliyattan önce bir hazırlanmış, okunmuş ve hastanın bilgilenmiş olmasını istiyoruz, öneriyoruz. Hazırlıklar bu şekilde. Aspirin kullanımımızı bir hafta önceden kestik. İdrar tahlilimizin temiz olduğunu gördük. Ve bir enfeksiyon varsa, kronik enfeksiyon varsa antibiyotik baskısı altında işlemimizi yaptık. İşlem olduktan sonra bir gece biz hastanede henüz yatırıyoruz. Belki ileride değişebilir ama şu an için yatırıyoruz. Sonrasında bir hafta kadar da sondalı kalma dönemi var. Neden sondalı kalınıyor? Çünkü prostat dokusu içerisine kaynar su buharı verilmiş durumda. Prostat dokusu yakılmış durumda. Bu yanmış olan dokunun içinden idrar yapmak eskisinden de zor hale gelecektir. Ve çalışmalar göstermiş ki kısa dönem sonda tutmak bile yetmiyor. Yani 3-4 günlük sonda tutulduğu zaman birçok hasta idrarını yapamıyor. O yüzden biz bir hafta sonda tutmayı rutin olarak uyguluyoruz. Bazı hastalarda özellikle daha önceden idrar yapamayıp sonda takılmış hastalar riskli grubu oluşturuyor. Bunlar da
veya mesaisi çok gevşemiş, genişlemiş, kapasitesi çok yükselmiş hastalarda, geride ultrason kontrollerinde çok fazla idrar kalan hastalarda daha da uzun sondayı tutmak gerekiyor. Biz bu tip hastalarda 2 hafta kadar tutuyoruz. Yaşı çok ileri olan, kas gücü iyi olmayan, mesanesi gevşemiş olan hastalarda 3 hafta kadar tuttuğumuz bile oluyor. Bu sonda tutulması ameliyat sonrasında yaşanacak en önemli olay. Daha sonrasında sonda alındıktan sonra idrar yapma başlayacak. Ve idrar yapmanın kalitesi belki %50 kadar hastada müthiş oluyor. Daha hemen başında sonda alınır alınmaz çok mutlu oluyorlar. Ama diğer %50 hastanın istediği seviyeye ulaşması 3 ay kadar devam edebiliyor. Yani bu bazısı 1 ayda, bazısı 2 ayda, bazısı 3 ayda yavaş yavaş idrar yapma kalitesi artıyor. Bunun 3. aydan sonra ise artık oturuyor ve daha fazla bir değişiklik gözlemlemiyoruz. Ama 1 yıla kadar da düzenlenen olabileceğini literatür bildiriyor. Sonrasındaki beklentimiz de bu şekilde olacak. Bize hep sorulan bir şey, ilaçlarımı kesebilecek miyim? Evet, kesilebilecek ilaçlar. Ama idrarın iyice yaptığından tamamen güvenli bir şekilde emin olana kadar ilaçlarınızı devam edeceksiniz. Normal idrar yapıyorsunuz, artık çok rahatsınız, hiçbir sıkıntınız kalmadı. O zaman ilaçları kesmek daha mantıklı görünüyor. Biz de o şekilde uyguluyoruz.